gelişmiş bir sektörümüz var. Neymiş o ya? Dilencilik sektörü. Has sektör ya. Allah rızası için bu savaşa, Allah muradınızı versin. Allah sevdiklerinize kavuşsun. Aa, sana sağlam adamsın. Dilencilik yapacağına gidip çalışsana. Allah! Abi Allah ne muradın var sana senin? Allah rızası, Allah tuttuğunu altın etsin abi. Ayıp be. Allah şu haline bak. Ne muradın? Dilenmeye utanmıyor musun be? Sapa sağlam ayı gibi adamsın. Dilene çalsana. Sapa sağlam adamsın. Sapa sağlam la bok lan. Nerem lan sağlam benim? Her yerim sağlam lan. Allah kahretsin lan. Sapa sağlam adamsın. Sapa sağlam. Başka bir şey bilmiyor musun lan? Tutturmuş herifler ya. Tabii sapa sağlamım ya. Esasında herif doğru söylüyorlar. Çalışmak mı lazım ya? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Ya kendi kendime konuşuyorum ya. 5 para sadaka verecekler. Sapa sağlamsın diye tutturuyorlar ya. Esasında da doğru söylüyorlar. Her tarafım sağlam. Çalışsam mı lan acaba? Çalışayım lan bari. Çalışıyorum lan anasını satayım. Hadi bakayım. Allah rızası için bir sadaka. İş değişikliği nedeniyle kapalıyız. Sapa sağlam adamım, çalışmaya karar verdim abi. Selamünaleyküm. Elim ayağım tutuyor, çalışmak istiyorum, iş için başvuruyorum. Kim için? Buyur. Eğer torunun içinse hemen kaybedelim. Yok, oğlun için geldiyse hiç heveslenme çünkü sıra gelmez. Ya ne torunu ne çocuğu, kendime iş arıyorum, bunun için başvuruyorum. Sakat mısın? Yok sağlamım, Türk gibiyim. Yok, kafadan mı diyorum? Kafa gel. Bugüne kadar iş ve işçi bulma kurumunun birisine iş bulduğunu gördün mü? Görünmedi mi? Ben 13 yıldır burada çalışıyorum, hiç kimseye iş bulunduğunu görmedim. Ama 23 yıl önce galiba birisine iş bulunmuştu, doğru değil mi Arife? Doğru, 3 saatlik geçici bir işmiş. E tamam, ben o zaman sizden bir şey istemiyorum, ben kendime iş buluyorum. Bay bay, eyvallah Arife. Keserken 2 mi alıyorduk Arife? Önce 2 al, sonra 1'i dola, çek, sonra üzerine bir de alırsan kesersin. Pardon kardeş, elim ayağım tutuyor, çalışmak istiyorum, bana göre bir iş var mı? Vallahi birader, az evvel 58 arkadaşla beraber beni işten attılar. Daha atılma sırası bekleyen bir o kadar da arkadaş var, yani bilmiyorum. Ne biçim iş ya? 3 aydır bir iş bulamadım. Diledirken biriktirdiklerim de suyunu çekti ha, iyi mi? Selamünaleyküm hemşerim, ne oluyor burada ya? Amele pazarı burası. Amele pazarı mı? He. Ben de bir amele pazarlığında çalışsam, amelelik yapsam karın toplarım. Lan yürü git! Bu kadar adam karnımızı zor doyuruyoruz, bir de sen çıkma başımıza. Lan bırak lan adamı çalışsın lan. Bırak lan, ne karışıyorsun adama lan? Bana birkaç tane amele lazım. Ben geldim. Hadi vay yaşadım, sapa sağlam adamım ve sonunda çalışacağım. Para kazanmak ne güzel ha, bileğinin hakkından. Hepsi bu mu? Sen buna şükret. İşçilerin sürüsüne bereket. Burada karın tokmaya çalışacak adam çok. Ya ama bundan karın doymaz ki ya. Hadi ikile bakayım, beğenmezsen yarın göreceğe çıkmazsın, hadi yürü. Çalışarak para kazanmak, nah güzel nah. İlk maaşın hayırlı olsun birader. Sağ ol şef, sayende girdik bu işe. Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Tabii hatırlıyorum, hatırlamaz mıyım? Buyur maaşın yarısını. Eyvallah. Ya şef be, gel insaf et de 3 ay vereyim maaşın yarısını, 6 ay çok be. Aa bak şimdi olmadı, ben bir sürü riske girdim seni bu işe sokmak için. Tamam öyle olsun, eyvallah. Ne çabuk ulan, daha yeni başladı işe. Oo, her gün bir yerini koparırsa işimiz var bu herifle. Aa,
beni hastaneye götürün ama sigortalı değilsin ki, seni hiçbir hastane almaz. Ne yap be kardeşim, o kadar söyledim sana sigortalı bir iş ayarlayalım diye ya. Alt tarafa 6 ay yarı para alacaktın. Koşun bir çapuk getirin, şunu kolunu bağlayalım. Bana bak, hadi büyütme, büyütme, büyütme. Kedi çükünü görmüş, yara zannetmiş. Bana bak, ambar bölümünün sakat kadrosunda bir kişilik boş yer var. Ayarlayayım mı, ne dersin? Ama bir sene yarı paraya çalışacaksın. Tamam, ayarla hayvan herif, ayarla. Tamam, hadi, hadi, hadi. Yamak. Ulan dikkat etseniz, herifin bacağını ezdiniz be. Ah. Ulan köftor. Ah. Buldun sigortalı işi, iş kazası geçirirsin değil mi? Anam, anam. Niye ağrıyorsun? Anam. Hemşire hanım, arkadaşın ayağına balya düştü. Üzülmeyin, sırası gelince bakarlar. Anam. Affedersiniz, bakar mısın? Arkadaşın ayağına balya düştü de. Nasıl bir balyaydı bu? Yarım ton ağırlığında bir balya işte. Anam. Saat kaç sularında düştü? 8:30 gibi. Ya beni bir doktorun görmesi lazım anam. Doktor şu anda burnun ucunu göremiyor. 24 saattir mesaidir. Dua et, senin sadece ayağın ezilmiş. Kellesi koltuğun altında gelenler var. Bekleyin, sağız geldiği zaman haber verin. Anam, ah anam, anam. Demek zamanında müdahale edilmediği için kangren olmuş bacağı. Adamcağızın bacağını kestiler abi. Yapma ya, neresinden kestiler? Hani göstermek gibi olmasın. Ya göster, göster. Ya da şuradan kestiler abi ya. Vah vah vah, ne yapacağız bilmiyorum ki. Kolu yok, bacağı yok. Nasıl çalıştıracağız bu herifi bilmiyorum ki. Hayır, müessesede sakat kadrosu var mı? Çok sakat kadrosu yok ki, bir iş ayarlayalım. Allah rızası için bir sadaka abi. Allah kazadan beladan korusun. Yazık, böylelerine çok acıyorum. Ama bazıları var ki sapasağlam oldukları halde çalışmayıp direnmiyorlar mı, illet oluyorum ha.